Evet arkadaşlar, rasyonel sayılar test 1, birinci soru. A ve B tam sayılar ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir? Arkadaşlar 3 bölü 7 bir rasyonel sayıdır. 3,14 pi sayısı gibi düşünüp rasyonel değildir demeyin arkadaşlar. Sonuçta 314 bölü 100 gibi bir sayıdır. Dolayısıyla rasyonel sayıdır. Kök 9 dışarı 3 diye çıkacağı için 3 bölü 1 şeklinde yazılabildiği için rasyonel sayıdır arkadaşlar. 0 keza bir rasyonel sayıdır. Ama arkadaşlar kök 7 bir rasyonel sayı değildir. Bir irrasyonel sayıdır demiş olacağız. İkinci sorumuz arkadaşlar. 13 bölü 14 sayısının sayı doğrusundaki yeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakalım. 13 bölü 14 dediğimiz sayı arkadaşlar bir pozitif sayıdır. Sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Payı paydasından küçük olduğu için basit kesir dediğimiz bir sayı olup sıfırla bir arasında bir yerde olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar sıfırla bir arasında olduğu için Adana burada doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Evet, üçüncü soru arkadaşlar. 1 bölü 7 eksi parantez içerisinde 1 bölü 7 artı 1 bölü 5 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle parantez içerisini yapıp daha sonra işlem yaptığınızda işinizi uzatabilir. Dolayısıyla bu soruda parantezden kurtularak işlem yapalım. Yani bu eksiyi dağıtıyorum. Eksi 1 bölü 7 eksi 1 bölü 5 olarak yazabiliriz. Bunlar birbirlerini götürdüğünde doğru cevabımız eksi 1 bölü 5 olarak kalacaktır. Yani doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneğidir demiş oluyoruz. Evet, dördüncü sorumuzda arkadaşlar yine aynı şey yapacağız. Bakın önce parantez, işlem önceliği çok önemli. Tabii ki önce parantez içleri yapılır ama burada arkadaşlar çarpım durumunda olmadığı için ifadelerimiz parantezlerden kurtularak işlem yapalım. 1 bölü 13 eksi 7 bölü 8. Bu eksiyi dağıttığımızda eksi 1 bölü 8 olacak. Buradaki eksiyi dağıttığımızda eksi 1 bölü 13 olarak işlem yapabilirsiniz. Bakın 1 bölü 13 ile eksi 1 bölü 13 birbirini götürecek. Paydalarımız eşit olduğu için eksi 8 bölü 8 işlemimizin sonucu da eksi 1 olacak. Doğru yanıtımız da arkadaşlar Adana olmuş olacaktır. Evet, beşinci sorumuz. Arkadaşlar gizli altında 1 olduğunu biliyoruz. Bunların hepsini 6'da birleştirecek olursak bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. Yani ne oldu? 6 ortak paydası da yukarıdan 6 gelecek. Eksi 3 gelecek. Artı 2. Eksi 1. 5 bölü 6 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği olmuş olacaktır. Evet, önce arkadaşlar parantez içerisini halletmemiz lazım. Şunu yazalım bir daha baştan. 3 bölü 4 eksi 2 bölü 5 bölü parantez içerisinde paydalar eşit olduğu için 4'ten 3 çıkarıyorum. 1 bölü 5 olmuş olacak burası. Şöyle devam edelim. 3 bölü 4 arkadaşlar eksi 2 bölü 5. Birincisini aynen tutuyorum. Bölme olduğu için diğerini ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 1 olacak. 5'ler sadeleşti. İşleme devam edecek olursak 3 bölü 4 eksi 2'dir. Bu da arkadaşlar payda işlersek ya da şöyle yapacak olursak 3 eksi 8 eksi 5 bölü 4 olarak bulabiliriz. Doğru yanıtımız Adana seçeneğidir demiş olacağız. Evet arkadaşlar, işlem önceliğinin önemini az önce vurgulamıştık. Ne yapıyoruz? Önce bölme yapıyoruz. Yani 5 bölü 9 çarpı 9 bölü 1 eksi 3. Bakın bununla bu sadeleşti. Şöyle 5'ten 3 çıktı. 2 olarak bulacağız. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği diyeceğiz. Evet arkadaşlar, şuraya bir bakalım. 3 bölü 7 artı 2 bölü 7 5 bölü 7. 7 ortak paydasında toplayacak olursak 11'den 6'yı çıkardığımızda 5 bölü 7 de burası olacak. Dolayısıyla pay ve paydası birbirine eşit olduğu için doğru seçeneğimiz Adana seçeneği demiş olacağız.
Bu soruda da arkadaşlar paydaları eşitlemiş olalım. Bunun altında gizli bir 1 olduğunu biliyorum. 12'de eşitlemek için bunu arkadaşlar 12 ile çarptım. 36. Bunu 4 ile çarptık. Artı 4 gelecek. Bunu 3 ile çarptım. Eksi 9 bölü 12. Bölü arkadaşlar 1 bölü 12. 40'tan 9 çıktı arkadaşlar. 31 bölü 12 kaldı burası. Şunu da arkadaşlar ters çevirip çarptığımızda 12 bölü 1 diye. Şunlar sadeleşti. Doğru yanıtımız 31'dir. Denizli doğru seçeneğimizdir diyoruz. Evet arkadaşlar az önce de ifade ettik. Aradaki işlem eksi ya da artı olduğunda parantezleri kaldırın. Muhtemelen çok daha kolay bir şekilde çözüme ulaşacaksınız. 13 artı 1 bölü 7. Eksi 7 arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımından dolayı 6 bölü 7 olarak yazalım. 5 eksi 3 bölü 11 yazıyorum burayı. Bakın artı 2 eksi 8 bölü 11 olarak yazdık. 13'ten 7 çıktı 6. 1 bölü 7 6 bölü 7 daha 7 bölü 7 1 gelecek. Yukarısı 6 artı 1 geldi. 5 ile 7'yi topladık. 5 ile 2'yi topladık. 7 geldi arkadaşlar. Eksi 3 bölü 11. Eksi 8 bölü 11. Eksi 11 bölü 11 olacağı için şu. Dolayısıyla eksi 1 gelecek. Yukarıdan 7 geldi arkadaşlar. Aşağıdan 6 geldi. 7 bölü 6 Adana doğru seçeneğimizdir diyoruz. Paydası 0 olan kesirler tanımsızdır. 13 bölü A eksi 4 kesiri tanımsız yapan A değeri kaçtır? Paydası arkadaşlar tanımsız olabilmesi için 0 olması lazım. A eksi 4'ün 0 olabilmesi için A'nın 4 olması gerekiyor. Doğru cevabımız Edirne'dir diyeceğiz. Evet arkadaşlar şu soruya bir bakalım. Kesiri tanımsız yapan x değerlerin toplamı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar şuradaki ifadeyi 0 yapan değerimiz yani 2 eksi x eşittir 0 ise x eşittir 2 demiş olacağız. Dolayısıyla burada bir elimizde 2 var. Bir de arkadaşlar paydasının 0 olabilmesi için buranın 0 olması lazım. Buranın 0 olabilmesi için arkadaşlar 6 eşittir 6 bölü 2 eksi x'in yani bunun birbirine eşit olması lazım. Buranın 6 olabilmesi için buranın 1 olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. 2 eksi x'in 1 olabilmesi için x'in 1 olması gerekiyor. X eşittir 1 için ve arkadaşlar x eşittir 2 için bu kesir tanımsız olmuş. Tanımsız yapan değerlerin toplamına bakacak olursak 3 olarak bulabileceğiz. Doğru yanıtımız Bursa seçeneğidir diyoruz.